Lefke'deki tarihi bir konak, orijinaline uygun şekilde restore edilerek konuk evi haline getirildi. Tarihi konaklarıyla ünlü Lefke'de Aplaç bölgesindeki doğduğu evi eşiyle birlikte restore eden Soner Ersen, ailesinin anısını yaşatmak için konağa anne ve babasının ismini verdi. 6 odalı konakta Kıbrıs Türk kültürüne ait eşyaları her yerde görmek mümkün. Konağın restorasyon süreci hakkında Berete'ye konuşan Nilgün Soner Ersen çifti, Lefke'de yıkılmaya yüz tutmuş birçok konak bulunduğunu ve bu konakların mutlaka turizme kazandırılması adına çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Konak 1943 yapımı, kayınvalidem ve kayınpederimin evlilikte yaptıkları bir konak olarak inşa edildi. 5 çocukları vardır. Bu evde büyüttüler. O zamanın şartlarına göre çok güzel bir işçilik, çok güzel bir mimari ile gerçekleştirildi. 1960'da kayınpeder rahmetlik oldu. Eşim 3 yaşındaydı evin en küçük çocuğu olarak. Kayınvalide yaşadı hep bu evde. Kayınvalideyi 8 yıl önce kaybettik, 92 yaşında. Bu ev her zaman için misafirlerle dolup taşan bir evdi. Tabii restorasyonumuz pandemi dolayısıyla birazcık uzadı. Pandemi sonrasında açıldı. Bölge halkı ve diğer yörelerdeki insanlar çok ilgi gösterdi. Eskiyi yaşatmak istedik, bozulmasın istedik. O kültürü yeni nesile yaşatmak çok önemli. Burada mutfağımızda da çıkan yemekler, tatlılar hep Kıbrıs kültürüne önem verdik. Yabancı mutfakların yemeklerini kullanmıyoruz. Ben Soner Ersen, bu evde doğdum, büyüdüm. Tahsilimi yaptıktan sonra Lefkoşa'da Girne'de uzun süre yaşadık. Şimdi emekli oldum. Bu eve restorasyonu yaptıktan sonra işte burada yaşamaya başladık. Tabii burada her noktada hatıralarımız var. Küçük yaşta mahallede oynardık, şey ederdik, arkadaşları, yeğenlerle. Bir de bu mahallenin özelliği, zamanında üç kardeş geldi, yerleşti Aplaç bölgesinde. Ve o üç kardeşin çocukları, torunları hep akrabayız mahallede. Yani biz bu yatırımı yapmakla mutluyuz. İyi olduğunu düşünüyoruz. Bizim için de iyi. Eş dost gelir burada konaklarlar. Görüşürüz, sohbet ederiz. Tanımadığımız insanlar gelir, yeni insanlar tanırız. Yani güzel günlerimiz geçer.